Evet değerli kamuoyu, Kayserispor çok zor günlerden son gün bugüne kadar umutlarını taşımıştır. Bugün her ne kadar diğer maçların sonuçlarına bağlı düşme veya bu Süper Lig'de kalma mücadelesi versek de önemli olan bugün burada bu maçın nasıl oynandığı ve nasıl yönetildiğidir. Bugüne kadar hakemler hakkında tek bir kelime bile konuşmadık. Gün geldi sportif ekibimizde, gün geldi idari ekibimizde ilk defa açıklıyorum bunu burada. Koronavirüs tespit edildi. Ligi sabote etmemek adına, endişe vermemek adına hiçbir şey açıklamadık. Sırf Süper Lig oynansın diye. Bugün çok güzel bir karşılaşma oldu. Oyuncularımı, teknik ekibimi hepsini canı gönülden tebrik ediyorum. Ancak maalesef ve maalesef ünü Avrupa'ya taşınmış, Avrupaca bilinen, Avrupa'da en büyük maçları yönetebilen büyük hoca Cüneyt Çakır bugün maçı katletmiştir. Bir kere dahi VAR'a gitmemiştir. Ne penaltı pozisyonumuzu vermiştir, ne de topun çizgiden çıkıp çıkmadığını kontrol etmemiştir. Bakın Kayserispor 1,5 milyon nüfuslu bir şehrin futbol kulübü. Bugün bu sonucu sadece hocaya yüklemiyoruz. Cüneyt Hoca'ya yüklemiyoruz. Keşke daha önceki maçları alıp bu son maça bırakmasaydık. Bugün ben takımım adına ağlıyor durumuna düşmezdim. Ancak eğer bu lig bu kadar hafta ve son haftaya kadar oynanıyorsa, bu son 90 dakikaya güveniliyorsa, o zaman o son 90 dakika varıyla, hakemiyle, hepsiyle, oyuncularıyla bir bütün olarak doğru yönetilmelidir. Biz düştük. Eğer bunu bilerek yapan varsa mutlu olsun. Gözü aydın olsun. Biz düştüysek çıkarız. Ama bugün bu kulübe yazık edilmiştir. Çok net söylüyorum, yazık edilmiştir. Hakkımızsa yenilmek, eyvallah düşeriz. Ama hiçbir pozisyonumuzun kontrol edilmemesi, hiçbir pozisyonumuzun vara gittirmemesi bizim için adeta canımızı almıştır. Tüm Kayseriler üzgündür. Hepsinden özür dileriz. Hakem adına dahi, Sayın Cüneyt Çakır adına dahi tüm Kayseri camiasından özür dilerim. Herkese hayırlı akşamlar.